Güncel. Sevgili dostlar, milyonlarca öğrencinin gündemini meşgul eden üniversite tercihleriyle ilgili son detaylar belli oldu. ÖSYM 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayınlamıştı. Biz de bölgemizde bulunan üniversiteleri daha yakından tanımak ve tercih yapacak öğrencilere yol göstermek adına bugün Sinop Üniversitemizi konuşacağız. Telefon attığımızda Sinop Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Nihat Dalgın bulunuyor. Sayın Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sinop Üniversitemizden bahsetmek istiyoruz. Tercih yapacak genç arkadaşlarımız için hocam. Sinop Üniversitemizin kurulduğu günden bugüne geliş öyküsünü biraz anlatabilir miyiz? Tabii. 2007 yılında üniversitemiz 19 Mayıs Üniversitesi'nden ayrılarak kurulmuş. Ve şu anda 20 akademik birimimiz var. Yani 9 fakültemiz var. 10 meslekçi okulu ve yüksek okulumuz var toplamda. Bir de lisansüstü eğitim enstitümüz var. 12.251 öğrenciye ulaştık. Ayrıldığında 3.000 öğrencisi falan varmış. Şu anda 12.251 öğrenciye ulaştık. Bu öğrenci sayımız Eylül'de inşallah 14.000'leri bulacak. Akademik personelimiz, öğretim elemanımızın sayısı 567'ye ulaştı. Ciddi anlamda profesör ve doçent kadrolarımız var. İdari personelimiz 523. Dolayısıyla orta ölçekte bir üniversite haline geldik. Doğrusu 2007'den bugüne devletimizin yüceliği ve kadirşinaslığıyla Sinop merkez ve ilçelerimize 300 milyon kadar, yani eski parayla 300 milyar değerinde bir yatırım yapılmış. Ve güzel bir üniversite olduk sayılabilir. 14 yaşında genç bir üniversiteyiz. Evet hocam. Şimdi bölümlerimizden de biraz bahsedelim mi? Dediniz ki 9 fakültemiz var. Bu fakültemizde hangi bölümler var? Hangi arkadaşlarımız tercih edebilir? Gelecek olan arkadaşlarımızın barınma sorunu var mı hocam? Bu konuda yeni çalışmalarınız olacak mı? Tabii, onları da kısaca açıklamaya çalışayım. Zeynep Hanım, üniversitemizde gerek sosyal bilimler, fen bilimler, sağlık bilimleri, spor bilimler ve sanatla alakalı bölümlerimiz var. Evet. Yani özetle söylemem gerekirse, örneğin sosyal bilimlerde yüksek tahsil yapmak isteyen gençlerimiz bize gelebilir. Eğitim fakültemiz var, fen edebiyat fakültemiz var, ilahiyat fakültemiz var. Dolayısıyla iktisad ilahi bölüm fakültemiz var ve bunların alt bölümleri var. Buralardan eğitim alabilirler. Mesela öğretmen olmak isteyen arkadaşlarımız 8-10 değişik branşta öğretmen olabilme imkanı var Sinop Üniversitesi'nde okumaları halinde. Fen bilimlerinde yüksek tahsil almak isteyen gençlerimiz için mühendislik fakültemiz var. Ve burada Türkiye'de iki yerde olan mesela nükleer enerji mühendisliğimiz var. Diğer tarafta enerji sistemleri mühendisliğimiz var. Malzeme ve metalurji mühendisliğimiz var. İnşallah kısa zamanda bilgisayar mühendisliği ve makine mühendisliğini de açmayı planlıyoruz. Diğer taraftan sağlık bilimlerinde eğitim almak isteyen gençlerimize de hizmet verebiliyoruz. Sağlık bilimleri fakültemiz var. Burada hemşirelik bölümümüz, iş sağlığı güvenliği bölümümüz, sosyal hizmet bölümümüz var. Ve burada da ebelik ve çocuk gelişim bölümünü açmayı planlıyoruz kısa zamanda inşallah. Spor bilimlerinde eğitim almak isteyen gençlerimiz için de keza spor bilimleri fakültemiz var. Ve onun alt bölümleri var. Ve spor bilimlerimizle alakalı da güzel bir tesisimiz var, bir kompleksimiz var. Hakikaten Türkiye'de belki ilk üçe girebilir diyebilirim. FIFA standartlarında bir sahamız var, alanlarımız var. Her türlü spor karşılaşmalarına ve hazırlıklarına müsait bir alanımız ve tribünümüzün mesela altına da fakülteyi koyduk. Evet. Yine bu Türkiye'de belki ilklerden olabilir. Yani öğrencilerimiz aynı ortamda hem eğitim hem de uygulamasını yapabilecekler. Keza kapalı spor salonumuz var. Yine Sinop'un imkanlarında yüzme havuzlarımız var. Diğer taraftan işte gencimiz eğer sanata meyilse Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültemiz var. Onun da alt bölümleri var. Resim, müzik ve benzeri. Yine tasarımla alakalı bölümleri açmayı planlıyoruz. Dolayısıyla bunlar fakülte bazında, lisans bazında, keza turizm alakalı iddialı bir yüksek okulumuz var. Bunun yanında meslekçi okullarımızda bir hayli sağlık bilimleri alakalı bölümlerimiz var. Çok çarpıcı bölümlerimiz var. Kısaca yine ifade etmem gerekirse mesela
ilk ve acil yardım bölümümüz var, diyaliz var, eczane hizmetleri var, çocuk gelişimi var, aşçılık var, itfaiyecilik var, su altı teknolojisi var, mimar restorasyon var, benzeri. Yani YÖK'ün de zaman zaman ilan ettiği, gençlerin en fazla rağbet ettiği bölümlerden yarıdan fazlası hem lisans hem de ön lisans bölümlerimizde, Sinop Üniversitemizde mevcuttur. Bunları söyleyebilirim. Evet. Peki Sayın Hocam, engelli öğrencilerimiz için durum nedir? Zeynep Hanım, doğrusu engelli öğrencilerimiz için elimizden gelen imkanları ortaya koyuyoruz. Yani evet. Engelsiz bir üniversite olma yolundayız. Hemen işte 2021 yılında bu anlamda 3 değişik birimimizde turuncu bayrak ödülü aldık. Yani engelli kardeşlerimize engelsizleri aşacak, evet, engelleri sıfıra indirecek çalışmalar yaptığımız için. Yine bu senede inşallah bir 3-4 birimimizde aynı ödülü almak için müracaat ediyoruz. Dolayısıyla üniversitemize gelen engelli kardeşlerimiz hiçbir engelle karşılaşmadan, çoğu birimlerimiz için söyleyeyim, engelle karşılaşmadan normal hizmetlerini alabilecekler. Diğer öğrencilerimize sunulan hizmetler, onların da çok fazla zahmet çekmeden ulaşabilecekleri bir konuma getirmeye çalışıyoruz. Evet. Peki Sayın Hocam, gelen öğrencilerimizin barınma noktasında sorun yaşamaması için yeni çalışmalar var mı? Sinop şehrimiz gelecek olan öğrencilerimizi barındırabilir mi? Bu konuda sıkıntımız var mıdır? Zeynep Hanım, doğrusu birkaç sene öncesine kadar vardı, şimdi aşıldı. Yine KYK müteşebbislerimizin de ortak işbirliğiyle merkezde eskilerin yanında yeni 5000 öğrenci kapasiteli 2 tane yeni yurt yapıldı. Eski yurtlarımızla beraber Sinop merkezimizde hiçbir sıkıntı yok. Tüm öğrencilerimiz, yerli, yabancı uyruklu kim olursa olsun, hepsi KYK yurtlarında kalabileceklerdir. Malum KYK yurtları artık 5 yıldızlı otel konforunda. Ve ilçelerimizin de çoğunda böyle, bir iki ilçemizde küçük bir sıkıntımız var. Onlar da yerel imkanlarla aşıyoruz, sağ olsunlar. Burada Sinop ilçelerindeki belediyelerimiz de el açıyorlar. Gelen öğrencileri başüstü yapıyorlar ve onlara da türlü imkanlar sağlıyorlar. Yani Sinop ve ilçelerinde açık ifade edeyim, 3-5 yıl öncesindeki sorun şu anda yok gibi. %95, %98 nispetinde öğrencilerimize konaklama imkanı rahat olduğunu söyleyebilirim. Evet. Sinop Üniversitemiz güzel çalışmaları da imza atıyor Sayın Hocam. Zaman zaman bağlantılarda da dile getiriyoruz. Öğrenci arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alabiliyorlar değil mi? Hani gelecek olan öğrencilerimiz hani bulunabilecekleri etkinlik alanları da var. Tabii. Gerek kulüplerimiz, gerek araştırma merkezlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize çok fazla imkan sağlıyoruz. Yeter ki onlarda bir gayret görelim ve biz de gayret olmadığı durumlarda teşvik ediyoruz. Evet, topluma katkı anlamında zaten birçok dersimizi uygulamalı yapıyoruz ve bunu biraz zorunlu hale getirdik sayılabilir. Her birimde mutlaka toplumsal katkı anlamında, sosyal sorumluluk projesi anlamında birkaç tane her yıl proje sunmalarını istiyoruz. Öğretim elemanlarımızı biraz teşvik ediyoruz. Bu anlamda gençlerimiz, yani kendilerini gösterebilecekler, kendi kapasitelerini, kabiliyetlerini ortaya koyabilecekleri imkanları Sinop Üniversitesi'nde ve Sinop şehrinde bulabileceklerdir. Bundan emin olabilirler. Evet. O zaman tercih yaparken Sinop Üniversitesi'ni göz önünde bulundursunlar. Çok güzel bir internet sayfanız da var Sayın Hocam. Hani oradan da yazdıklarında sanırım geri dönüşler olacak. Tabii Zeynep Hanım. Doğrusu arkadaşlar, düşünen arkadaşlar, her türlü yardıma hazırız. Hem web sitemizden, teşekkür ederiz siz de ilgilenmişsiniz, hem sosyal medyamızdan gece 12'lerde 1'lerde bile sorulan sorulara arkadaşlarımız cevap veriyorlar. Bundan emin olabilirler. Her türlü kuşkularını giderecek soruları sorabilirler. Cevaplamaya hazırız. Diğer taraftan tabii Sinop ilimizi de burada birkaç cümleyle anmak gerekir. Malum Türkiye'nin en mutlu şehri. Evet. Hakikaten doğal güzelliğiyle bir başka benzeri olmayan bir şehir. Öğrenci için çok çok güzel. Mesela o az önce bahsettiğim yurtların birçoğundan öğrencilerimiz hiç araca binmeden, araç kullanmadan üniversite kampüsümüze ulaşabilecekler. Yani dolayısıyla böyle bir güzelliği var. Sakin bir şehir, sessiz, sakin. Yani ilim yapmak için güzel bir ortam.
Ve yeni kampüsümüzü de pırıl pırıl bir hale getirdik. Yeni yaşam merkezimizi hayata geçirdik. Dolayısıyla öğrencilerimiz hem mesailerinde, eğitim öğretim dönemlerinde hem onun dışında ve hafta sonlarında kampüsümüzde etkinliklere katılabilecekler ve güzel, hoş vakit geçirebilecekler. Böyle bir ortama geldi şükür üniversitemiz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır bu konuyla ilgili olarak? Ben teşekkür ediyorum. Gençlerimiz şüphesiz Türkiye'de işte her şehirde bir üniversite var. Evet. Tabii üniversiteler tercih ederken üniversitedeki hoca, akademik personeli dikkate almaları gerekir. Mesela bizim hoca başına, öğretim elemanı başına 20 küsur öğrenci düşüyor. Bu dikkate değer bir şeydir, parametredir. Diğer taraftan dediğimiz gibi yurtların olması bir ayrı özelliktir. Diğer taraftan eğer gençlerimiz takip edebilirlerse biz akranlarımız arasında, yani 2007 ve sonrasında kurulan üniversiteler arasında ve özellikle de Karadeniz'de ilklerdeyiz. İlk 1-2 üçün arkasına düşmüyoruz. Dolayısıyla akademik personelimiz hakikaten gayretli, kabiliyetli ve yurt dışı irtibatlı, yani akademik çalışmalarına referans alabilen hocalarımızdır. Genç bir kadroya sahibiz. Tüm bunları göz önünde bulundurduklarında şehrin de özelliği, güzelliği. Ben dönüyorum şimdi, genç olsam, üniversiteye yeni girecek olsam Sinop Üniversitesi'ni bu özelliklerden dolayı seçebiliriz. Hatta onlarca sebep sayabiliriz Sinop Üniversitesi'ne gelmek için diyorum. Ben vakit verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Gençlerimize başarılar diliyorum ve hepsini bekliyoruz Sinop Üniversitesi'ne. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben de hani yeniden girmiş olsaydım Sinop Üniversitesi'ni tercih ederdim diye düşünüyorum. Teşekkür sağ olun hocam. Yeniden görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olun. Sevgili dostlar, Sinop Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Nihat Dalgın'dı konuğumuz. Sinop Üniversitesi hakkında konuştuk.